Bir varmış, bir yokmuş. Evel zaman içinde, kalbur zaman içinde küçük bir gölde yaşayan kuğu çifti ve bir kaplumbağa varmış. Bu kuğu ailesi ve kaplumbağa birbirleriyle o kadar iyi arkadaş ve dostmuş ki, tüm gün beraber vakit geçirir, sohbet eder, gezerlermiş. Ancak diğer dostları ile birlikte mutlu mesut yaşadıkları bu göl, o sene neredeyse hiç yağmur yağmamasından dolayı yavaş yavaş kurumaya başlamış. Gün geçtikçe daha fazla kuruyan ve artık bu küçük gölde yaşayan hayvanların yeteri kadar su bulamadığı, bu gölün tamamen kuruyacağı anlaşılınca, göldeki balıklar çok üzülseler de en azından başka bir göle giderek orada yaşamaya devam edebilecek arkadaşlarının hemen bu gölü terk etmesini söylemişler. Ku çiftin de suya ihtiyaç duyması ve kuruyan bir gölde yaşayabilmeleri mümkün olmadığı için kendilerine yeni bir göl bulmaları gerekmiş. Ancak çok sevdikleri kaplumbağa çok yavaş yürüdüğü için bulacakları yeni bir göle arkadaşlarının gelmesinin çok zor olacağı ve yollarda çok zorlanacağını biliyorlarmış. İlk önce çiftlerden biri geniş kanatlarını açıp uçmuş ve günlerce eşi ve kaplumbağa arkadaşı için yaşayabilecekleri güzel bir göl aramış ve sonunda bir tane göl bulmuş. Geri döndüğünde bu güzel haberi eşi ve kaplumbağaya söylemiş. Ancak Kaplumbağa da oraya kadar gidemeyeceğinin farkındaymış. Canım dostlarım. Sizin adınıza çok sevindim ama ben sizinle oraya gelemem. Çünkü orası çok uzak ve ben çok yavaş olduğum için oraya ulaşmamaylar sürer. Siz beni düşünmeyin gidin ve hayatınızı kurtarın. demiş. Ancak Kuçift'in onu burada böyle bir başına bırakmaya hiç niyeti yokmuş. Günler boyunca ne yapabileceklerini düşünüp durmuşlar. Kaplumbağa çok ağır olduğu için onu taşımanın çok zor olduğunu da biliyorlarmış. Sonunda çiftlerden birinin aklına harika bir fikir gelmiş. Çok sağlam bir değnek parçası bulup onu düz bir şekilde ağızlarında tutarak kaplumbağanın da bu değnek parçasına tutunarak onlarla birlikte uçabileceğini söylemiş. Ancak çok yukarıdan uçarken kaplumbağanın elleri yorulursa veya ağızlarındaki değnek kayar ya da çok zorlandıkları için hep beraber düşerlerse çok kötü olacağı için yerden çok çok az bir yükseklikte uçarak ve her yorulduklarında biraz dinlenerek kaplumbağa düşse dahi canı yanmayacak bir şekilde onu uçurarak yeni göle götürmeye karar vermişler. Sonra hemen koşa koşa kaplumbağanın yanına gidip bu akıllıca planı ona anlatmışlar ve onu asla yalnız bırakmayacaklarını söylemişler. Kaplumbağa da hem bu fikri çok sevmiş, hem de arkadaşlarının onun için yaptıklarından dolayı çok sevinmiş. Ku çifti ve kaplumbağa bu şekilde çok kısa sürede yeni göle ulaşmış ve mutluca yaşamışlar.